Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto Para adlı yazdan hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar önemli ayrıntılar söz konusu. Bana göre çok çok önemli ayrıntılar var. Özellikle BTC ve BTC dominansı ile ilgili ve bunun altcoin'lere gerçek manada büyük etkisi olabileceğini düşünüyorum. Kesintisiz ve dikkatli bir şekilde dinlerseniz arkadaşlar sizlerin faydasına olacağını düşünüyorum ben. Özellikle de paylaşmak istediğim birkaç tane de önemli altcoin var. Bu altcoin'lerde çok detaylı bir şekilde sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin ile başlayacağım. Orada özellikle 4 saatlikler dışında günlükte görmüş olduğum bazı detaylar söz konusu. Bunları sizlere anlatacağım. Dominansta beklediğim olaylar söz konusuydu. Belli kırılımlar söz konusu. Bunlardan bahsedip sonra altcoin'lere geçiş yapacağım arkadaşlar. Şimdi BTC ile başlayalım. BTC'de arkadaşlar bakın şurada bir kanal vardı küçük. Onu şu an için kanalın üst çizgisi şu an için burada duruyor. Bu bölgelerde gergitler yaşadı. Bizim için turuncu bölge ile yeşil bölge arasındaki hareketlilikleri önemliydi ki bu bölgeler arasındaki kırılımlar gerçekten önemliydi. 55.500 bölgesi de çok önemli bir destek bölgesi olarak bizde için hep çalıştı arkadaşlar ve şu an içinde çalışmaya devam ediyor. En sonki düşüşten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi indikatör tekrardan bir destek attı ve o bölgeden sonra tekrardan bir toparlanma emaresi görüyoruz. Şimdi günlük baza geçeceğim arkadaşlar. Günlük bazda indikatörün vermiş olduğu 59.430 bölgesi hala geçilmedi. Bunun dışında Fibonacci ortalaması olarak kullanmış olduğum trend çizgisi arkadaşlar. Öncelikle ondan bahsedeyim. Bu bölge kırıldı. Kırıldıktan sonra tekrar retest için dün geri çekilebilirdi ama tekrardan bölgeyi yukarı yönünü kırdı arkadaşlar. Bakın bu önemli bir detay ve bugün aynı zamanda 57.724 bölgesi kırılmış ve retest yapılıyor. Ve burada aynı zamanda bundan önceki mumun tam anlamıyla yutulduğunu görüyoruz ki iğneleri hariç gövdesel olarak. Bu da önemli bir ayrıntı aslında ve bugün kırılımdan sonra retest var. Yani retest sonrası normalde tekrardan BTC'nin kademeli olarak yukarı yönlü yeni bir hareket yapması beklenir. Tabii ki bu kesinlik ifade etmez. Şimdi Bitcoin dominansına geçeceğiz hemen arkadaşlar. Ondan sonra neden bir altcoin rallisi ya da bir altcoin partisi beklediğimi ki uzun süredir zaten Nisan ayında beklediğimi söylemiştim. Bazı coinlerde gerçek manada hareketlilikler devam ediyor. Örneğin bakın arkadaşlar bugün Waves'te biz sadece 4 saatlik mum grafiklerinde Waves'te %40'lara varan bir hareketlilik yakaladık ki arkadaşlar bu gerçekten önemli bir hareketlilik. Tekrardan dominansa geçeceğim arkadaşlar. Çünkü dominansta görmüş olduğum şeyleri size anlatmak istiyorum. Dün özellikle belli oranlarda geri çekilmeler var. Bitcoin belli oranlarda gelgitler yaşadı ama dominans belli oranlarda yükselmişti. Sonra geri çekilmeler yaşandı. Bu neyi gösteriyor bizlere? Gelgitlerin yaşandığı bir piyasanın olduğunu gösteriyor. 56-70 bölgesi önemli bir destek bölgesiydi. Bu bölge şu görmüş olduğunuz beyaz mumla kırıldı. Akabinde retest yapılması gerekirken çok yüksek seviyelere gittik. O sürede zaten altcoin'lerde büyük ezilmeler gördük. Tekrardan bölge yukarı yönlü kırıldı. Dün tekrar aşağı yönlü kırıldı ve bugün aşağı yönlü kırılımdan sonra bir retest daha gerçekleşiyor. Volatilite açısından Bitcoin dominansının da alanı genişlemeye başladı. Bu altcoin'lere biraz daha zemin hazırlayabilir. Bakın arkadaşlar BTC yukarı yönlü hareketi için bir retest yaparken Bitcoin'in dominansı da aşağı yönlü bir hareket için bir retest gerçekleştiriyor. Eğer ikisi de bugün retest olarak kalır ve belli bölgelerdeki kırılımların üzerinde özellikle dominans da bu bölgenin altında kalmayı başarabilirse yarından itibaren dominans da bir miktar daha geri çekilme. Bitcoin'de de retest sonrası konsolidasyon yaşasa bile bizim için kesinlikle yeterli. Yükselmesine veya çok volatil hareket yapmasına gerek yok yukarı yönlü. Sadece %2'lik yani aşağı yönlü hareketlerde %2'lik volatiliteyi geçmediği sürece altcoin'ler için dominans şu görmüş olduğum 56-70 bölgesinin altında kapatırsa o zaman altcoin'lerde gerçek manada hareketlilikler olur ki bazı coin'lerde zaten hareketlilik çoktan başlamış durumda. Bu iki tane unsuru birlikte değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bunun dışında Ethereum BTC partisini de değerlendirmek gerekiyor ki en önemli unsurlardan birisidir. Ethereum BTC partisinde de belli oranlarda tekrardan bir konsolidasyon, özellikle düşen trend kırılmıştı. Düşen trend sonrası bir toparlanma olduğunu görüyoruz ve şu an için bir konsolidasyon. Eğer tekrardan benim için önemli bölgeleri kırarsa onu da detaylı bir şekilde sizlerle inceleyeceğim. Şu anda onunla çok zamanınızı harcamak istemiyorum. Bunlar önemli detaylar. Altcoin'lere belli oranlarda para akışının söz konusu olduğunu da görebiliyoruz. Ama burada özellikle dominansın önemli olduğunu tekrardan belirtmek istiyorum. Şu an için 4 saatlik kapanışlar geldi. 4 saatlik kapanışlarda
belli miktarlarda altcoin'lerde geri çekilmesi gayet normal. Önce bunu da söylemek lazım. Ama burada önemli olan arkadaşlar günlük bazda bazı verilerin çok iyi takip edilmesi. Çünkü günlük bazdaki veriler 4 saatlik bazdaki verilerden biraz daha güçlüdür. Bu klasiktir. Yani her zaman diliminin yüksek olan zaman dilimi aşağıdaki zaman dilimine göre biraz daha güçlü hareket eder. Şimdi buradan altcoin'lere geçerken arkadaşlar sizlerle öncelikle paylaşmak istediğim bir tane coin var. Onunla başlayacağım. Önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Bakın Waves'te arkadaşlar biz bugün gerçek manada mükemmel bir hareketlilik yakaladık. Kırmızı alan kırılmıştı. Aynı zamanda yukarı yönlü trendim vardı. Altın nokta ve burada indikatörüm de kırılmıştı. Akabinde retest bile gerçekleştirmeden görmüş olduğunuz gibi çok sert bir hareket gerçekleşti. Şimdi buradan SRM'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Neden SRM? Şimdi arkadaşlar SRM'de bir Tobo formasyonu söz konusu ve bu Tobo formasyonunun boyun bölgesinin kırılım bölgesi 6.75 bölgesi. Matematiksel veriler ışığında değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın Tobo formasyonunun baş bölgesinin boyun bölgesine doğru olan bölgesi kadar bir yükseliş bu formasyon kırıldıktan sonra beklenen yükseliştir matematiksel açıdan. Bu her zaman kesinlik ifade eder mi? Tabii ki etmez ama önemlidir. Burada benim için diğer önemli bir detay bakın tüm çizgileri kaldıralım. Biraz daha yakınlaştırayım belki görebiliriz. Şu anda üstünü kapattı. Tam şu bölgeye arkadaşlar indikatörüm yeşil bir direnç vermiş durumda. Bu saatten sonra özellikle şu görmüş olduğumuz son mumun yarısına kadar gelebilecek hareketler yani 6.64 bölgesine 6.59 bölgelerine kadar yapılabilecek geri çekilmeler normal olarak kabul edilir. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Ve genel manada sizin risk getiri analizleriniz de doğru orantılıysa arkadaşlar son kırılım yapan mumun iğnesinin alt bölgesi stop olarak değerlendirilip takip edilebilir. Şu an için gördüğünüz gibi kırılım çok az bir geri çekilme ve akabinde hareket yavaş yavaş başladı. Burada önemli olan detaylardan birisi arkadaşlar. Vermiş olduğum hedef matematiksel bir hedeftir. Asla kesinlik ifade etmez. Bunun ne şekilde bilinmesi gerekiyor. Stoplu bir şekilde sizler de istiyorsanız kademeli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Tobo formasyonunun en büyük özelliği de arkadaşlar belli oranlarda SRM yükselmişti. Sonra konsolidasyon süreçleri sonrasında bu hareketin gelmesi biraz daha dikkat çekicidir. Bu açıdan dikkatle değerlendirilmesi de önemlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda zili incelemek istiyorum arkadaşlar. Burada 4 saatlikte bir düşen trend var. Düşen trendden ötürü arkadaşlar bakın burada yatay bölge dışında bakın burada Fibonacci ortalamasında görüyorsunuz çizgisel olarak. Şu görmüş olduğumuz alan. Fibonacci ortalaması kırılmış geniş bir retest söz konusu ve 0.2 bölgesi önemli bir bölgedir aslında. Yani yatay destek açısından şu an için direnç olarak çalışıyordu. Şu an desteğe dönmüş durumda. Çünkü 4 saatlik kırılım söz konusu. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse eğer çünkü BTC partisinde de zilde farklı anlamda hareketlilikler söz konusu olabilir. Belli oranlarda güçlenmeler var. Bu yüzden dikkatle takip edilebilir coinlerden birisidir. Bakın burada bir yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Sadece matematiksel açıdan önemli kırılım, destek ve direnç bölgelerini sizlerle paylaşıyorum. Burada da arkadaşlar bu bölge üzerinde kalabilirse zil kademe olarak diğer direnç bölgene doğru takip edebilirsiniz. Zilde de arkadaşlar en son 0.19 bölgesi stop olarak değerlendirilebilir. O bölge altında kapanışlar gelirse arkadaşlar o zaman tekrardan 0.18 bölgelerini görebilme ihtimali olabileceği için asla bu piyasada stopsuz işlem açmamak gerekiyor. BNB'ye geçeceğim. Nereden sizi uyardığım BNB arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz alandan sonra gördüğünüz gibi sizlerle şu görmüş olduğunuz kırılımı da paylaştım. Şu kırılımı da paylaştım. Neredeyse her iki videoda bir. Belki de her video BNB'yi sizlerle paylaştım. Ve BNB o seviyeden bu seviyeye arkadaşlar %87.08'lik bir hareket gerçekleştirdi ki bu bana göre gerçekten mükemmel bir harekettir. Belli direnç ve destek bölgeleri. Burada benim için önemli olan nedir? Bakın şu bölgelerde Fibonacci ortalamam kırılmıştı ama burada önemli yeşil bölgem vardı. Direnç bölgesi, diğer indikatörün bölgesi. Burası kırıldı. Akabinde Fibonacci ortalaması. Bakın arkadaşlar bu bölgeler kırıldıktan sonra benim için Fibonacci ortalaması altında kırılım gelmediği sürece ben asla işlemden çıkmam. Gördüğünüz gibi bu bölgeden sonra Fibonacci ortalaması denenmiş olsa bile hiçbir şekilde kırılım gelmedi. Her Fibonacci ortalaması denendiğinde buradan tepkiler geldi, tepkiler geldi ve yukarı yönlü hareketine devam etti. Özellikle BNB'yi sizlerle çok paylaştım. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermek amacıyla değil ama %87'lik bir hareket mükemmel üstü bir harekettir ki bu çok kısa sürede gelmiş olan bir harekettir ve defalarca hatırlatmış olduğum bir coin olması açısından da önemlidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Değerlendiren arkadaşlar gerçekten var. Güzel mesajlar atan arkadaşlar var. Onlara da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi XLM'e geçmek istiyorum. En çok incelenmemi istenen coinlerden birisiydi. Şurada 0.42 bölgesi kırmızı bölgemdi. Bu alanda kırılsa bile BTC hareketiyle geri gelmişti. Bu alan sonrası özellikle XRP hareketiyle sonra da belli oranlarda hareketlilikler geldi. Yarın eğer
Söylemiş olduğum gibi XRP bir konsolidasyon süreci ve özellikle dominans o bölgeden aşağısına inmeye başlarsa altcoinler için bir parti başlarken özellikle Bitcoin'in dışındaki büyük coinlerde arkadaşlar yakın takip edilmesi önemli olabilir. Çünkü dominans düştüğü zaman büyük çaplı coinlerde de önemli hareketlikler gelebiliyor ki XRP'de bunun en büyük örneğini gördük. Özellikle şu alan kırıldıktan sonra sizleri XRP ile uyardıktan sonra 0.1 bölgesi hedef bölgesi yani bir bölgesi zaten psikolojik bir bölgeydi. Bakın o bölgeye her geldiğinde sat yemeye devam ediyor. O bölgede şurada bir kırılım olsa bile akabinde tekrardan bir düşüş var. Şu an için tekrar bir kırılım söz konusu. Retest gibi bir hareket var. Şu an için burada belli oranlarda büyük bir ihtimalle yeni formasyonlar oluşturacaktır. O formasyon oluşumlarından sonra XRP'yi tekrar önemli takip edebiliriz. Ama 1.1 bölgesi şu an için değerli bölgelerden birisi. O bölge üzerine geçmeyi başarabilirse o zaman XRP'de tekrardan 1.49 bölgelerini konuşabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar kesinlikle ifade etmez. Her bölgeden sonra, her kırılımdan sonra kesinlikle stoplu bir şekilde her coin'in takip edilmesi önemlidir arkadaşlar. XTZ'ye geçeceğim. XTZ de sizlere çoğu kez hatırlatmış olduğum coin'lerden birisi. Bakın arkadaşlar, günlük bazdan hemen 4 saatlik baza geçelim. Daha net görelim bazı detayları. Şuradaki hareketliliklerden sonra arkadaşlar bakın XTZ'de kırılım geldi. Hatta videolarına bakarsanız videolarından birinde sıradaki coin XTZ mi diye bir video paylaştım ki bundan önce 6. veya 7. video olabilir. Kırmızı alan kırılımı, düşen trend çizgisi kırılımı, burada Fibonacci ortalaması kırılımı, aynı zamanda yatay trend kırılımı söz konusuydu. Bakın burada da aynı detay söz konusu arkadaşlar. Şimdi burada size bir detay daha göstereceğim. Şu görmüş olduğumuz alandan sonra %56'lık mükemmel bir hareket Fibonacci ortalaması denemiş. Şurada kırılmış. Kırıldıktan sonra konfirme olmamış. Çünkü yatay 4.68 bölgesi buna izin vermemiş. Tekrar bölge üzerinde kalma başarabilmiş. Kırmış. Bakın burada da arkadaşlar kırılım gelmiş olsa bile benim için önemli olan bu bölgede bağımsız kapanışlar. Yani hiçbir iğnelemenin değmeden iki tane kapanış görmem gerekiyor ki işlemden çıkabilmek için. Özellikle yatay bölgede de benim için önemli bölgeler varsa ondan sonra takibi devam ederim. Burada görmüş olduğunuz gibi takibi devam etmişiz zaten. Şurada tekrardan kırılım. Aynı zamanda indikatör kırılım var. Şu an için dominanstan dolayı belli oranda geri çekilmeler söz konusu olabilir. Turuncu alan önemli bir alandır. O bölge kırıldıktan sonra kademeli bir şekilde takibe devam edebilirsiniz. Tabii ki bunların hiçbiri tekrar söylüyorum kesinlikle ifade etmez. Şu an için bana göre 5.9, 5.8 bölgeleri kısa vade yatırımlarda stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. Orta vadede 5.33 bölgesi önemli bir stop bölgesi arkadaşlar. Bu açıdan da iyi değerlendirmek gerekiyor. Bugün retest günü olduğu için arkadaşlar gelgitlerin çok olabileceği gün olabilir. Bu açıdan altcoin'leri değerlendirirken dikkatli bir şekilde panik alış ve satışlarından uzak durarak kendinize göre belirlemiş olduğunuz destek ve dirençler doğrultusunda takip edebilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Katıl butonundan da bana destek verip daha fazla altcoin tekniksel verilerinden faydalanabilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.